Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu kolay ve güzel olan bebek elbisesini anlatımını yapmak istiyorum. Tığ ile örüyoruz biz bugün bu elbiseyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık bir elbise. Arka görüntüsü de bakın bu şekilde. Askılı yaptım ben elbiseyi, bebeğe giydirip çıkarması kolay olsun diye. Bakın bu şekilde iki düğme yardımıyla bebeğimize giydirip çıkarması kolay oluyor. Bu elbiseyi sade yapabilirsiniz veya bakın bu benim yapmış olduğum gibi çiçek süslemesi yapabilirsiniz. Ben bu çiçek süslemesinin YouTube linkinde bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesinde bulunan küçük üçgen şekline tıklarsanız bu çiçeğin YouTube linki orada var. Siz de bunun gibi yapıp elbisenizi süsleyebilirsiniz veya sade olarak da kullanabilirsiniz. Ben bu elbiseyi bugün 3 aylık bebek ölçüsünde anlatıyorum. Siz daha büyük bebekleriniz için yapmak isterseniz bu başlangıç zincir sayısını daha fazla yaparak daha büyük ölçüde başlarsınız. Eksiltmeleri aynı yaparsınız. Sadece bu yüksekliği benim yaptığım sıradan 1-2 sıra fazla yaparsanız iyi olur. Robada da aynı şekilde 1 sıra fazladan roba yaparsanız iyi olacaktır arkadaşlar. Elbisenin örgüsüne buradan zincir yapıp bakın bu bir ters bir düz örgüleri yaparak başlıyoruz. Daha sonra çiçekli bölümü yapıyoruz. Elbisenin gövde bölümünde her iki sıradan sonra eksiltmeler yapıyoruz. Her iki taraftan eksiltmeler yapıyoruz. İstediğimiz ölçüye gelince roba yapıyoruz. Elbisemizi bu şekilde devam ediyoruz. Ben bu elbiseyi takım olarak yaptım. Bakın bu şekilde çok güzel bir bebek ayakkabımız var. Aynı mı kendi modelinden? Bebek ayakkabısı yaptım. Çok şık ve çok güzel bakın arkadaşlar. Buna takım olarak yine bir güzel şapkamız var. Bakın. Bonnet tarzı güzel bir şapka. Güzel bir yeleğimiz var bir de. Bir de böyle güzel bir saç bandımız var bakın arkadaşlar. Takım yaptım ben bunu. Bu örgülerin hepsinin videosu YouTube kanalımda var. Ben sizler için YouTube linklerini bu izlemekte olduğunuz videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesinde bulunan küçük üçgen şekline tıklarsanız şapkanın, ayakkabının, saç bandının ve bu güzel yeleğimizin YouTube linklerini bulabilirsiniz. Üzerine tıkladığınız zaman siz de bebeğiniz için böyle güzel bir takım yapabilirsiniz. Biz bugün bu güzel elbisemizi yapacağız arkadaşlar. Elbisemizin örgüsünde ben Nakulux Minnoş Baby ipini kullandım. Bu ip bitti arkadaşlar. Bir ipten bir elbiseyi yapıyoruz. Siz daha büyük bebekleriniz için yapıyorsanız bir ip yetmeyecektir. Kullanmış olduğum ipin üzerinde 100 gram 336 metre yazmakta. Renk numarası 1479. Çok tatlı bir rengi var bakın gördüğünüz gibi. Çiçeklerin örgüsünde de ben bu renkleri kullandım. Siz tercihinize göre elbiseyi istediğiniz marka ipleri kullanıp istediğiniz renkleriyle örebilirsiniz. Çiçeği de yine tercihinize göre istediğiniz renkleriyle yapabilirsiniz. Tığ olarak da 3 milimlik tığ kullandım. Siz istediğiniz numara tığlarla bunu örebilirsiniz. Örecek olduğunuz ipliğin üzerinde kaç numara tığ kullanmanız gerektiği tavsiye edilmektedir. Bakın bu iplik üzerinde 2 numara tığ tavsiye edilmekte. Ben biraz daha yumuşak olsun diye 3 milimlik tığ kullandım. Siz de elinizin sıklığına göre tığ numaralarını ayarlayabilirsiniz. Askılarında 2 adet. Bir de bu yan bantlarını yaptım bakın arkadaşlar bebeğin belini ayarlamak için güzel oluyor bu bantlar. Bu bantlara dikmek üzere 4 adet düğmeye ihtiyacımız var. Bakın bu şekilde bebeğin beline göre buradan ayarlama yapabiliyoruz. Örgüye başlamadan önce ölçülerini de vermek istiyorum size arkadaşlar. Bu minik elbisemizin bakın kol altından genişliğini ölçüyorum. 23 santim. Etek ucundan başladığımız genişliği ölçüyorum. 29 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Bakın robanın buradan bitmiş olarak
29 santim. Bu da 3 aylık bir bebek için güzel bir ölçü oldu. Hazırsak hep birlikte bu güzel elbisemizin örgüsüne başlayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olup zil şeklinde aktifleştirirseniz bundan sonra kanalıma yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olacaktır. Örgüye başlamadan önce minik bir de hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımın bazılarına dilimizi anlamayanlar da örgü yapabilsin diye altyazılar oluşturuyorum. Siz izlediğiniz videoda bu yazıları görmek istemiyorsanız ayarlar bölümünden altyazıları kapalı konuma getirebilirsiniz. Ayarları nasıl bulurum diye soran arkadaşlar da oluyor. Videonun sağ üst köşesinde 3 nokta işareti var. O noktalara tıkladığınız zaman orada bulunan altyazıları kapalı konuma getirirseniz altyazıları görmezsiniz. Hepinize kolay gelsin. İyi izlemeler. Elbisenin örgüsüne zincir yaparak başlıyoruz. Zincir yapabilmek için ben ilk ilmeği bakın bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Ve zincirlerimi yapmaya başlıyorum. Zincirleri yaptım. Ben toplam 65 zincir yaptım buraya arkadaşlar. Bu zincirleri çok sıkı yapmayalım. Bakın benim yapmış olduğum zincir gayet gevşek. Şimdiki sırada bunun üzerinden trabzanlar yapacağız. Trabzanlar yapması zor olur. Yapmış olduğum bu 65 zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bakın sıfıra tutuyorum başlangıç noktasını. Bitmiş olarak 27 santim zincir uzunluğu var. Benim elimin sıklığına göre 65 zincir 27 santim geldi. Sizin elinizin sıklığına göre 27 santimlik ölçü için sizin daha fazla sayıda zincir yapmanız gerekebilir. Şimdi bunun üzerine trabzanlar yapacağız. Üst zincirde dönüş için yapıyorum. Bakın 1, 2, 3. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmeğe trabzan yapıyorum. İlk trabzanı yaptım. Bu zincirler üzerine trabzanlar yapıyoruz. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum. Bu bakın dönüş yaptığımızda bir trabzan olacak. Bununla birlikte toplam 65 trabzanı yapalım. Yapmış olduğum zincirler üzerine trabzanlar yaparak bakın ben tamamladım. 65 trabzan yaptım arkadaşlar. İkinci sıradayız. İkinci sıraya çıkmak için 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada trabzanları bir ters bir düz boşluklardan alıp trabzan yaparak yapacağız. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. İlk trabzanı tepe noktasına batmıyorum bakın. Tığ boşluğa takıyorum. İlmek alıp trabzan yapıyorum. İkinci olanı bakın bunu ters taraftan boşluktan ilmek alıp trabzan yapıyorum. Çok sıkı yapmayalım bu trabzanlar arkadaşlar. Görüntü olarak güzel olmuyor. Tekrar bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Düz taraftan boşluğa tığ takıyorum. İlmek alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan ilmek alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan ilmek alıp trabzan yapıyorum. Bakın tepe noktasına yapmıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Tepe noktasına değil, boşluktan alarak bakın. Tığ trabzanın boşluğa takıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir ters bir düz lastik örgüsü yapıyoruz. Her iki tarafının da örgüsü bakın aynı görünüyor. Sıra sonuna kadar bütün trabzanlara bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak devam edelim. İkinci sırada trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak bakın tamamladım. Görüntü olarak böyle. En sonda bakın bu 3 ilmek yaptığımız trabzan kaldı. Bunu tığ bakın boşluğa takıyorum. Trabzan yapıyorum.
İkinci sırayı da böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada bu trabzanları nasıl görüyorsan o taraftan boşluktan alıp trabzan yapacağız. İki zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın ilk trabzan düz benden taraftan görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İkinci trabzan ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Üçüncü trabzan bakın düz görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Trabzanları nasıl görüyorsan o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Üçüncü sırada trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak bakın tamamladım. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada bir sıra sık iğne yapacağız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de bakın sık iğne yapıyorum. Sık iğneyi tığın üzerine ip almadan bakın tığ ilmeğe takıyorum. İp alıp çekiyorum. İki ilmek var. Tekrar tığa ip alıyorum. İkisini içerisinden çekiyorum. Böylece sık iğne oluşturuyoruz. Diğer ilmekleri de sık iğne olarak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bir sıra sık iğne yaparak bakın sırayı tamamladım. İpi burada kesiyorum. Örgünün düz tarafı bakın burası arkadaşlar. Şimdi bu sıradan itibaren çiçek yapacağız. Çiçeğin ilk önce yapraklarını yapıyoruz. Ben çiçeğin yapraklarında bu renk kullanıyorum. Bu renk bir yeşil. Çiçeğin de bu renk yapıyorum. Siz tercihinize göre istediğiniz renkleri kullanarak bu çiçeği ve elbiseyi yapabilirsiniz. Bakın örgünün düz tarafı. Bu ipi kestiğim taraf. Bakın burası düz taraf. Şuradan belli olur zaten düz taraf. Bakın burası düz görünüyor. Böyle ters görünüyor arkadaşlar. İlk ilmeğe yeşil renk ile ilk ilmeği oluşturuyorum. Bakın şu şekilde bir zincir yaptım. Sağlamlaştırdım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk ilmeğe trabzan yapıyorum. Bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bakın bir atladım. İkinci ilmeğe bir trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe bir trabzan daha yapıyor gibi yapıyorum. Bakın trabzan olarak çıkarmıyorum ama. Bir defa çıkardım. Burada bekletiyorum. Bir V şekli oluştu. Bakın arkadaşlar burada iki zincirden oluşan bir V şekli oluştu. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir, iki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe bakın tığ taktım, ip aldım, çektim. Bir defa çıkardım. Tekrar ip alıyorum. Üç ilmeğin içerisinden bir defa da çekiyorum. İki zincir yapıyorum. İkinci V şekli için bakın yine aynı ilmeğe trabzan yapıyor gibi yaptım. Bir defa çektim. İkinciyi bekletiyorum. Bakın ikinciyi çekmiyorum. Tığın üzerinde iki ilmek var. Tekrar tığın üzerine ip doluyorum. Bir, iki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe trabzan yapıyorum. Bakın bir defa çektim. İkinciyi bekletiyorum. İp alıyorum. Üçün içerisinden bir yapıyorum. Bu şekilde V şekilleri oluşuyor. Bunların bakın bu iki zincir yaptığımız boşluklara çiçek yapacağız bir üst sırada. Tekrar iki zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe trabzan yapıyor gibi bir defa çekiyorum. İkinciyi bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine ip doluyorum. İki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe trabzan yapıyor gibi bakın bir defa çektim.
Tekrar ip alıyorum. Üçün içerisinden bir defa da çekiyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmeği, bakın beklettim. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Birbirine birleşik V şekilleri oluşuyor. Bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar yeşiller ile yapraklarımızı yapalım. Bu sırada yeşil renk ile bakın V şekilleri yaparak tamamladım. Birbirine birleşik V şekilleri oluşturduk. En son V şeklinde bakın buraya yaptım. Sıra sonunda 2 ilmek kaldı. 1 ilmek atlıyorum. Son ilmeğe trabzan yapıyorum. İpi burada kesiyorum. Şimdi çiçeğini yapacağız. Çiçeğini ilk başa geçiyorum bakın. Yeşile başladığım taraftan yapıyorum. Bu ilk yapmış olduğum trabzanın üzerinde bulunan ilmeğe bu renk ile bir ilmek yapıyorum. Aynı ilmeğe bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu V şekillerin içerisine gül tomurcukları yapacağız. Bu sırada gül tomurcuğu yapabilmek için 5 trabzan yapıyorum. Bakın ilk trabzanı bu şekilde yapıyorum. Aynı boşluğa 4 trabzan daha yapıyorum. Toplam 5 trabzan oluyor. 2 3 4 5 5 trabzanı yaptık. Tığı bakın ilmekten çıkarıyorum. İlk yapmıştım. Bakın bu trabzanın üzerinde bulunan ilmeğe tığı takıyorum. Çıkarmış olduğum ilmeğe tekrar tığa taktım. İçerisinden çektim. Bakın burayı birleştirdim. Tomurcuğu oluşturduk. 2 zincir yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer V şeklinin içerisine de gül tomurcuğu yapmak için 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 trabzanı buraya yaptım. Tığı çıkarıyorum ilmekten. Bakın ilk yapmış olduğum bu trabzanın üzerinde bulunan ilmeğe tığı takıyorum. Çıkarmış olduğum ilmeğe tekrar tığa taktım. Bakın ilmeğin içerisinden geçirdim. Burada tomurcuğu oluşturdum. 2 zincir yapıyorum. Diğer V şekli içerisine de 5 trabzan yapıyorum. Tığı çıkardım bakın. İlk ilmek üzerine tığı taktım. Çıkardığım ilmeği tığa aldım. İçerisinden çektim. 2 zincir yapıyorum. Diğer V şeklin içerisine çiçek yapmak için trabzanlar yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde gül tomurcukları oluşturuyoruz. Burada yapmış olduğumuz bu yeşil ile olan V şekillerinin içerisine 5'er trabzandan oluşan tomurcukları yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. V şekillerinin içerisine bakın gül tomurcukları yaparak bu sırayı tamamladım. Çok güzel oldular bakın arkadaşlar. Sıralı gül tomurcukları oldu. En son V şeklin içerisine de yaptım. Burada bir zincir yaptım. Bakın tekrar gösteriyorum orayı. En son tomurcuğu yaptım. Bir zincir yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Son ilmeğe bir trabzan yapıyorum. İpi burada kesiyoruz. Bak, çiçeklerini hazırladık. Ters tarafının örgüsü de böyle görünüyor. Her iki tarafta güzel görünüyor. Ben düz taraf olarak bu kabarık tarafını tercih ediyorum. Şimdi
pudra renkli pembemizi elimize alıyorum. Bakın yine başlangıçtan, bakın düz tarafın bu çiçeğe başladığımız taraftan ilk ilmeğe tığ takıyorum. Bu sırada trabzanlara başlıyoruz artık. Elbisenin örgüsü de trabzan olarak devam edecek. İlk ilmeği bakın bu renki yaptım, sağlamlaştırdım. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu sırada trabzanlar yapacağız. Buraya kadar bakın burada 65 trabzan ile başlamıştım. Bu her iki taraftan da birer tane eksik trabzan yapacağız. 63 trabzan yapacağız burada. Bakın onun için bu ilk ilmeğe bakın burayı trabzan yapmıyorum, atlıyorum. Çiçeğin üzerinde bulunan ilmeğe tığ takıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Bu iki zincirli boşluğa iki trabzan yapıyorum. Bir, iki. Çiçeğin üzerinde bulunan bakın bu ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bir trabzanı yaptım. Bu iki çiçek ortasında bulunan iki zincirli boşluğa iki trabzan yapıyorum. Bir, iki. Çiçeğin üzerine bir trabzan yapıyorum. İki zincirli boşluğa iki trabzan yapıyorum. Trabzanları iki zincirli boşluklara iki trabzan yapıyoruz. Çiçek üzerinde bulunan ilmeğe bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada trabzanlar yaparak sıranın sonuna kadar geldim. En son bakın çiçeğin üzerinde bulunan ilmeğe trabzan yaptım. Bu araya bakın boşluğa yapmıyorum. Bunu atlıyorum. En son ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Sıra başında ve sıra sonunda bir trabzan eksik yapmış olduk. Bu bir sırada toplam 63 trabzan var arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İkinci sıradayız. İkinci sırada trabzan sırası yapacağız arkadaşlar. Arttırma veya eksiltme yapmadan düz trabzanlar yapacağız. İkinci sıraya başlamadan önce size burayı söylemeyi unuttum. Bu bir sıraya benim toplam 21 çiçek yaptım arkadaşlar. Siz benimle aynı sayıda başladıysanız böyle olabilir. Daha büyük başladıysanız bu çiçek sayısı sizde daha çok olacaktır. Benim başladığım bir ölçüde 21 çiçek var bir sırada. İkinci sıradayız. İkinci sıranın ilk ilmeğe trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan olarak devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her ilmeğe birer defa trabzan yaparak devam edelim. İkinci trabzan sırasında da her ilmeğe birer defa trabzan yaparak sıra sonuna geldim. Üçüncü sıraya çıkmak için bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada yine her ilmeğe birer defa trabzan yaparak devam edeceğiz bakın. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Yine kesme yapmıyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum. Bu şekilde her ilmeğe birer defa trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Üçüncü trabzan sırasında da her ilmeğe birer defa trabzan yaparak sıra sonuna geldim. Bu trabzanlara başladığımız ilk sırada 63 ilmek vardı. Bu 3 sırada 63 trabzan ile oldu arkadaşlar. Dördüncü sıraya çıkmak için bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada kesmeyi yapacağız. İlk ilmek üzerine bakın bir trabzan yapıyorum. Burada kesme işlemi yapacağız. Bakın bu iki ilmeği tek ilmek şekline dönüştürüyorum. İlk ilmek üzerine tığ takıyorum. Trabzan yapıyor gibi ipi aldım, çektim. Bir defa bakın ip doluyorum. İçerisinden geçirdim. Tığın üzerinde iki ilmek var. Bekletiyorum. Tekrar tığa ip doluyorum. İkinci ilmeğe tığ takıyorum. İp alıp çekiyorum. Tığın üzerinde bakın 4 ilmek var. İp alıyorum. 2 ilmek içerisinden çektim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İp alıyorum. 3
üçün içerisinden bir defa da çekiyorum. Bakın iki trabzan burada tek ilmek şekline dönüştü. Burada kesme yaptık. Diğer ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Artık her ilmeğe birer defa trabzan yapıyoruz. Kesmeyi bir sıra başında bir de sıra sonunda yapacağız. Onun için sıra sonunda 1, 2, 3 ilmek kalasıya kadar her ilmeğe birer defa trabzan yaparak devam edelim. Trabzanları yaparak bakın sıranın sonuna geldim. Sıra sonunda 1, 2, 3 ilmek var. Şimdi bu 1, 2 ilmeği tek ilmek şekline dönüştüreceğiz. Trabzan kesmesi yapacağız. Tığın üzerine ip doluyorum. İlk ilmek içerisine tığ takıyorum. Bakın ip alıp çektim. Tekrar tığa ip doluyorum. 2 ilmek içerisinden geçirdim. Tığın üzerinde 2 ilmek var. Bekletiyorum. Çıkarmıyorum. Tekrar tığa ip doluyorum. İkinci ilmeğe tığ takıyorum. İp alıp çekiyorum. Tekrar ip doluyorum. Bakın 2 ilmekten çektim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İp alıyorum. 3'ün içerisinden bir defa da çekiyorum. Bakın 2 trabzan tek ilmek şekline dönüştü burada. Kesme yaptık. Son ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bir sıra başında kesme işlemi yaptık. Bir de sıra sonunda kesme işlemi yaptık. Bu dördüncü sırada trabzan sayısı 61 benim. Beşinci sıraya çıkmak için bir zincir yapıyorum. Beşinci sıradayız. Bu sıra tamamen trabzan sırası olacak. Kesme yapmayacağız. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Üçüncü ilmeğe trabzan yapıyorum. Kesme işlemi yapmadan her ilmeğe birer defa trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak sıranın sonuna geldim. Bu beşinci sırada da 61 trabzan var arkadaşlar. Altıncı sıradayız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada yine her ilmeğe birer defa trabzan yapıyoruz. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Her ilmeğe birer trabzan yaparak bakın 6. sıranın sonuna geldim. Bu 6. sırada yine 61 trabzan var arkadaşlar. 7. sıraya çıkmak için bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 7. sırada tekrar trabzan kesmesi yapacağız. Sıra başında ve sıra sonunda birer trabzan kesme yapacağız. İlk ilmeğe bakın trabzan yapıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeklerde kesme işlemi yapacağız. İlk ilmeğe tığ takıyorum. Trabzan yapıyor gibi aldım. Bir defa çıkardım. Bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine iplik alıyorum. İkinci ilmeğe tığ takıyorum. İplik aldım. İki ilmekten bir defa çektim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. 3'ün içerisinden bir defa da çekerek burada kesme işlemi yaptım. Diğer ilmekleri birer defa trabzan yapıyorum. Bu şekilde trabzanlara devam edeceğiz. Sıra sonunda 3 ilmek kalınca burada bulunan bu 2 ilmekte kesme yapacağız. Son ilmeğe trabzan yapacağız. Devam edeceğiz. Artık elbisenin örgüsünde böyle devam edeceğiz arkadaşlar. 2 sıra düz trabzan yapıyoruz. Bakın kesmelerden sonra 2 sıra düz trabzan yapıyoruz. 3. sırada kesme yapıyoruz. Elbisenin örgüsünü tercihinize ve bebeğinizin boyuna göre istediğiniz kadar sıra sayısını tekrarlayarak ve bu her 2 sıradan sonra 3. sıralarda kesmeler yaparak tamamlayalım arkadaşlar. Elbisenin örgüsünü çiçekli motiflerden sonra 2 sıra düz trabzan yaptım. 3. sıralarda sıra başında ve sıra sonunda birer kesme yaptım. Benim için gerekli yüksekliğe kadar ördüm. Kaç sıra trabzan sırası ördüğümü sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sıra benim için yeterli.
Santimetre olarak da ölçelim. Buraya kadar olan elbisenin yüksekliğini ölçüyorum. Bakın. Bitmiş olarak 19 santim yükseklik var. Şimdi elbisenin robasına başlıyoruz. 18. sıradayız. 18. sıraya çıkmak için bakın 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada robanın belli olması için sıra başında ve sıranın sonunda bir düz bir ters örgüler yapacağız. 2 zinciri yaptım. Bu ilk gördüğüm, bakın, bu trabzanı tepe noktasına değil boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu başlangıçta yaptığımız gibi bir ters bir düz örgüler yapıyoruz. Bir diğerini ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan, bakın, boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan trabzan yapıyorum. Bakın, bu şekilde trabzanları yaptık. Bu iki zincir yaptığımızda düz görünen bir trabzan görüntüsünde 1, 2, 3, 4 düz görünümlü, bakın, elbisenin düz tarafı burası. Buradan 4 düz görünümlü lastik örgüsü yaptık. Diğer ilmekleri her ilmeğe birer defa trabzan yaparak devam ediyorum. Artık tepe noktasına bakın trabzan yapıyorum. Üzerine trabzan yapıyorum. Buraya kadar bakın 2, 4, 6, 7 trabzanı bir düz bir ters örgü yaparak yaptık. Sıra sonunda da 7 trabzan kalasıya kadar üzerlerine trabzanlar yaparak devam edelim. Sıra başında yaptığımız bu bir ters bir düz örgülerden sonra bakın düz trabzanlar yaparak buraya kadar geldim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek var. Burada da düz ters örgüler yapacağız. Bu ilk ilmeği, bakın, ilk trabzanı ters taraftan tığ takıyorum. Boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bunu düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. En son ilmeğinde üzerine trabzan yapıyorum, bakın. Şeklini görelim. Bakın, elbisenin düz tarafı burası. Sıra başında burada 1, 2, 3, 4, bakın, düz görünümlü örgü yapmıştık. Burada da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, bakın, düz görünümlü örgü oldu. Bakın, bu 4 lastik görünümü olan örgüler devam edecek arkadaşlar. Bu sırada kesme de yapacağız. Bakın, bu lastik görünümlerden sonra trabzan kesmesi yapacağız. 1, 2, 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın, bu lastik örgülerini nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İlk, bakın, bu trabzan ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz tarafta görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz tarafta görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz tarafta görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 4 lastik görünümünü buraya yaptım. Burada şimdi trabzan kesmesi yapacağız. Bu 2 ilmeği tek ilmek şekline dönüştürüyoruz. İlk ilmeğe tığ takıyorum, ip alıp çekiyorum. Trabzan, bakın, yapıyor gibi yaptım, bekletiyorum. Tığın üzerinde 2 ilmek var.
Tekrar tığa iplik doluyorum. İkinci ilmeğe tığı takıyorum. Tekrar ilmek alıyorum. Çektim, bakın. İp doluyorum. Bir ikisinin içerisinden çektim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. 3'ün içerisinden bir defa da çekiyorum. Burada trabzan kesmesi yaptık. Diğer ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Trabzan olarak devam edelim. Bu, bakın, lastik görünümünden 2 ilmek öncesine kadar trabzanları yapalım. Bu lastik görünümünden 2 ilmek öncesine kadar, bakın, trabzanları yaptım. Burada yine trabzan kesmesi yapıyorum. 2 ilmeği tek ilmek şekline dönüştürüyorum. Bakın, burada da kesmemizi yaptık. Şimdi bu geriye kalan bu ilmekleri nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyorum. İlk, bakın, düz görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. En son, bakın, ilmeği tığı boşluğa takıyorum, trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlamış olduk. Sıra başında lastik örgülerini nasıl görüyorsam o şekilde trabzanlar yaptım. Burada bir kesme yaptım, bakın, trabzan kesmesi. Diğer ilmekleri düz trabzan yaptım. Burada yine bu lastik örgüsünden önce bir trabzan kesmesi yaptım. Diğerlerini nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yaptım. Burası elbisenin düz tarafı. Şimdi ters tarafından yapıyoruz. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Burada yine bu lastik örgülerini nasıl görüyorsam öyle boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın, düz görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın, lastik örgülerini tamamladım. 4 lastik düz görünümlüyü yaptım. Bu trabzanların da üzerlerine trabzan yapıyorum. Bakın, ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu sırada kesme yapmıyoruz. Ters tarafından yaparken kesme yapmıyoruz. Sadece düz tarafından örgü örerken kesme yapacağız arkadaşlar. Diğer ilmekleri de trabzan olarak devam ediyorum. İlmekler üzerine trabzan yapalım. Burada da yine lastik örgülerini nasıl görüyorsan o şekilde trabzanları boşluktan alıp yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde yaparak, bakın, sıra sonuna geldim. Lastik görünümlü olanları düz gördüklerimi düz yaptım. Ters gördüklerimi ters taraftan boşluktan alıp trabzan yaptım. Diğer ilmeklerin de üzerlerine trabzanlar yaptım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın, elbisenin düz tarafındayız. Burada tekrar kesme yapacağız. Bakın, buralarda lastik örgüsünden sonra ve lastik örgüsünden önce trabzan kesmesi yapacağız. Lastik örgülerini nasıl görüyorsam öyle boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu lastik örgülerini çok sıkı yapmazsanız iyi olur arkadaşlar. Sıkı yaptığınız zaman güzel görünmeyecektir. Biraz elinizi gevşek yaparsanız bu lastik örgülerinde çok daha iyi olur. Bakın, 4 lastik görünümünü yaptım. Burada trabzan kesmesi yapıyorum. Trabzan kesmesini yaptım. Diğer ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Bu lastik örgüsünden 2 ilmek kalasıya kadar trabzanlara devam edelim. Lastik örgüsünden 2 ilmek öncesine kadar, bakın, trabzanları yaptım. Burada tekrar trabzan kesmesi yapıyorum.
Diğer bakın trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alıp trabzan yapıyorum. Çok sıkı yapmıyorum bakın burayı. Biraz daha uzatıyorum ipleri. En son yine tığ boşluğa takıyorum, trabzan yapıyorum. Bu sırada yine bakın bir burada bir burada kesme yaptık. Örgünün ters tarafındayız. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada yine trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde yapacağız. Bu düz gördüklerimizi düz taraftan, ters gördüklerimizi ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. Bunların da üzerine trabzanlar yapıyoruz. Bakın lastik örgüsünü tamamladım. Bunların bakın üzerlerine trabzanlar yapıyorum. Kesme yapmadım bu sırada örgünün ters tarafında olduğum için. Artık örgü anlaşılmıştır. Robanın örgüsünün anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Örgüyü düz taraftan örerken bu bakın lastik örgüsünden sonra bir trabzan kesmesi yapıyoruz. Lastik örgüsünden önce bir trabzan kesmesi yapıyoruz. Diğerlerini nasıl görüyorsak o şekilde trabzan yapıyoruz. Örgünün ters tarafını örerken kesme yapmıyoruz. Yine trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde trabzanlar yapıyoruz. Bu şekilde elbisenin roba yüksekliğini tamamlayalım. Elbisenin roba örgüsünde bakın her düz gittiğim sırada kesme yaparak benim için gerekli yüksekliğe kadar ördüm. Kaç kesme yaptığımı sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada kesme yaptım. Kaç sıra yaptığımızı da sayalım. Bakın buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıranın sonunda benim için gerekli yüksekliği yaptım. Siz daha büyük bebekler için yapıyorsanız bir sıra daha yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada yaka bandını yapacağız. Yaka bandını yaparken düğme delikleri de oluşturacağız. İlk sırada yine bu bir ters bir düz örgülerden yapacağız. Buralarda da aynı şekilde bir ters bir düz örgü olarak yapacağız. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu bakın lastik örgülerini nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alıp trabzan yapıyorum. Düz görüyorum, düz alıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın düz trabzanların olduğu yere geldim. Düz olan trabzanlara da bir ters bir düz örgü olarak devam ediyorum. Bakın en son ters taraftan boşluktan alıp trabzan yaptım. Bunu düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir diğerini bakın ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak bakın devam ediyoruz. Bu şekilde. Trabzanlara bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yapalım. Burada yine nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alıp trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada arada düz olan trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaptım. Bakın bu kenarda bulunan lastik örgüsünü de nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. 3 zincir yapıyorum. Bir üst sıraya çıkmak için bakın örgüyü çeviriyorum. Bu sırada düğme delikleri oluşturacağız. Bu başta 1, 2, 3 trabzanı nasıl görüyorsam o şekilde. 3 zincir yapmıştık. Bu bir trabzan.
Diğerini bakın ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu ters tarafta olanı atlıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın burada düğme deliğini oluşturduk. Diğerlerini nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonunda 3 trabzan kalasıya kadar trabzanları nasıl görüyorsan o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak devam edelim. Sıra sonunda 3 ilmek kalacak demiştim arkadaşlar. Bu atlayacak olduğumuz ilmeği söylemeyi unuttum size. 4 trabzan kaldı bakın. 1, 2, 3 bir de sonda 4. Bir zincir yapıyorum. Bu trabzanı atlıyorum. İkinci olan bakın bu trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğerini ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. En son trabzanda bakın boşluğa tığ takıyorum. Trabzan yapıyorum. Burada da düğme deliğini oluşturduk. Bakın düğme deliğinden sonra 1, 2, 3 trabzan yaptık. Sıra başında da 1, 2, 3 trabzan yapmıştık. Düğme deliği yapmıştım. Böylece düğme deliklerinin yerlerini belirledik. Bir üst sıraya çıkmak için 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada yine trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alıp trabzan yapıyorum. İlk 3 trabzanı yaptım. Bakın bu bir zincir yaptığım boşluğa geldim. Bunun üzerine bir trabzan yapıyorum. Diğeri bakın ters tarafta görünüyor. Ters taraftan devam ediyorum. Bakın düğme deliğinin üzerine de bir trabzan yaptık. Diğerlerini nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu düğme deliğini oraya kadar bütün trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde yapalım arkadaşlar. Trabzanları nasıl görüyorsam öyle boşluktan alıp trabzan yaparak bakın sonda bulunan düğme deliğinin olduğu yere geldim. Bu bir zincirli boşluğa bir trabzan yapıyorum. Diğer 3 ilmeği de nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum bakın. Böylece bakın bitirmiş olduk arkadaşlar. Burası elbisenin ön bölümü olacak. Arka bölümü de yapacağız. Benim burada bakın ön bölüm görüntüsünün düzgünlüğünü şuradan anlayabiliriz. Bakın örgünün tersi burası, düzü burası. Çiçeklerden de ona göre yapmıştık. Burada görüntü ters geldi benim. Eğer sizin bu görüntü bakın düz geldiyse, böyle geldiyse burada bırakabilirsiniz. Ben bu ters örgünün görüntüsünü düz örgü yapmak için bakın kaydırma yapıyorum. İlk ilmeğe bakın gördüğüm ilmeğe tığ takıyorum. İp alıp çekiyorum. Tığın içerisindeki ilmekten de çektim. Diğer ilmeğe tığ takıyorum. İplik alıp çektim. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çektim bakın. Kaydırma yapıyoruz. Böyle bakın düzgün bir görüntü elde etmek için bunu yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Son sıra olarak kaydırma yaparak bakın sıranın sonuna geldim. İpi burada kesiyorum. Böylece elbisenin ön bölümünü bitirmiş olduk. Şimdi arka bölümü yapacağız. Arka bölümü de bunun aynısını yapacağız arkadaşlar. Bu elbiseyi ön bölümü kaç zincir ile başladıysanız o kadar zincir yapıyoruz. Lastik örgüsünü aynı yapıyoruz. Çiçekleri aynı şekilde yerleştiriyoruz.
Bu gövde bölümünde yapmış olduğumuz kesmeleri de aynı sayıda yapalım. Bu bakın yaka bandını yaptığımız buraya kadar aynı ölçü ile hazırlayalım gelelim arkadaşlar. Elbisenin bakın arka bölümünü de ben bu ön bölüm ile aynı sayıda başladım. Aynı çiçekleri yaptım. Gövde örgüsünde de kesmeleri aynı sayıda yaptım. Robayı da bakın arka robayı da buraya kadar ördüm. Ön bölümde yaptığımız sayıların aynısından arka bölümü yaptım. Şimdi bu yaka bandını yaptığımız yeri yapacağız. Bak, kenarda bulunan lastik örgüsünü nasıl görüyorsam o şekilde yaparak buraya kadar geldim. Burada kesmeler yapacağız bu ilk sırada. Yine lastik örgüsü yapmak için bir düz bir ters örgü yapacağız. Bakın en son düz tarafta bitirdiğim trabzanı yaptım. Bu iki ilmeği bakın tığı iki trabzana takıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bunu tek bakın tek trabzana takıp düz taraftan trabzan yapıyorum. Şimdi ters taraftan olan trabzanı yapacağız. Bu bakın iki trabzan var. Bu iki trabzana tığı takıyorum. Ters taraftan trabzan yapıyorum. Düz trabzanı tek trabzana yapıyorum. İki trabzanı tek trabzan yapıyorum. Düz trabzanı tek trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam edelim. Bir ters bir düz örgü yaparak bakın lastik örgüsünün olduğu buraya geldim. Burada benim bakın bir ilmek kaldı arkadaşlar. Sizin de böyle denk gelebilir. Bunu çift alıyorduk. Bakın buraya kadar çift alıyorduk. Tersten olan örgüleri bunu tek olarak alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu gördüklerimi nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın burada ikişer ilmek kesmeler yaparak biraz toparladık. Arka roba olacak burası. Biraz toplu olsun istedim arkadaşlar. Bir üst sıraya çıkmak için 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yaparak sıranın sonuna geldim. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bir sıra daha nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada da trabzanları gördüğüm gibi boşluktan alıp trabzan yaparak bakın sıranın sonuna geldim. Arka robanın örgüsünü şöyle görelim arkadaşlar. Bakın burası toparladı. Şimdi bu sıradan itibaren askıları ayıracağız artık. Tam orta noktayı buluyorum. Bakın bu lastik örgülerden sonra arada 2, 4, 6, 8 düz görünümlü örgü var. Sayıyorum 2, 4. Orta noktası bakın burası. Buraya bir işaret takıyorum. Burası bir askı için ayıracağız. Burayı diğer askı için. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada yine trabzanları bu işaret yaptığımız yere kadar nasıl görüyorsak o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyoruz.
Bakın işaret yaptığım yerde bulunan bu düz, diğer tarafta düz görünüyor. Benden taraftan ters görünüyor. Bunu boşluktan alıp trabzan yaptım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu iç kısımlarda kesme yapacağız arkadaşlar. Bu bakın ters görüneni ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu bakın iki düz görünümlü var. Bunu iki düz görünümlüye tığ takıyorum. Burada kesme yaptım. Ters görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Kesmeyi sadece bu iç taraftan yapıyoruz. Buradan yapmıyoruz. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada trabzanları yine nasıl görüyorsam o şekilde yaparak bakın son trabzana kadar geldim. 3 zincir yapıyorum. Yine bakın düz tarafındayız. Burada tekrar kesme yapacağız. Bu ikisini tek trabzan şekline dönüştüreceğiz. Ters tarafta gördüğümü ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın bu ikisini düz görünen iki trabzanı tığa takıyorum. Tek trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar. Nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alıp trabzan yapalım. Bir sonraki sırada da yine nasıl görüyorsak o şekilde boşluktan alıp trabzan yapalım. Buraya kadar gelelim. Bu sırada sıra sonuna kadar devam ettim. 3 zincir çektim. Geriye döndüm arkadaşlar. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yaparak buraya kadar geldim. 3 zincir yapıyorum. Burada yine bakın bunları kesme yapacağız. İlk gördüğüm ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu iki trabzanı düz olarak boşluğa taktım. Trabzan yaptım bakın. Zincir yapıyorum sıra sonunda geriye dönüyorum. Bu sırada bakın ters taraftan yaparken nasıl görüyorsak o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. Bu sırada kesme yapmıyoruz. Sadece düz taraftan kesme yapıyoruz. Görelim bakın arkadaşlar. Bir kesme daha yapacağız. Burada bakın şu devam edecek. Bu 4 lastik görünümü düz olan lastik görünümü devam edecek. 1, 2, 3, 4. Bir kesme işlemi daha yapacağız. 1, 2, 3 zincir yapıyorum. Ters taraftan boşluktan aldım. Trabzan yapıyorum. Bu ikisini bakın tek trabzan şekline dönüştürüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 lastik görünümü düz kaldı. Artık askıyı bu 4 lastik görünümüyle devam edeceğiz. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonunda yine 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın bu sayı ile devam edecek askılar. Artık kesme yapmıyorum. Tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Kesme yapmadan
Bu trabzan sayısıyla devam edecek. Toplam 7 trabzan var. Ters ve düz örgülerin sayısı toplam 7. Bakın. Askıyı bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi diğer askıyı da başlayalım. Her iki askının örgüsünü birlikte öreriz. İpin diğer ucunu elime alıyorum. Örgünün gelişine bakıyorum. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Bu işareti yaptığım, bakın şu ilmek var. Buradan başlayacağız. İpi burada bağlantı yapıyorum. Burada bulunan, bakın bu son trabzanın boşluktan bir ilmek alıp buraya iki zincir yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın üst zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Örgünün düz tarafındayız. Burada kesme işlemi yapacağız arkadaşlar. Burada kesme yapmıştık. Bunu da bu iç taraftan yapacağız. Bu taraftan yapmıyoruz. Bakın kol tarafına gelen taraftan kesme yapmıyoruz. İç taraftan kesme yapacağız. Burada bakın bu iki trabzan düz görüntüm kalasıya kadar nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Sıra sonunda bakıyorum. 2, 4, 5 trabzan kaldı bakın. Bu iki düz görünümlü trabzan var. Bunlara tığ takıyorum. Burada bir kesme yapıyorum. Trabzan kesmesi yaptım. Ters tarafta olanı ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonunda olan trabzanı boşluğa taktım. Trabzan yaptım. Bakın burada kesme yaptık. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Ters tarafındayız. Burada kesme yapmıyoruz. Nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Burada yine bakın bu iki trabzanı kesme yapacağız. Buraya kadar nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın burada bu iki düz görünümlü kaldı. Bunları kesmeye yapıyorum. İki trabzana tığ takıyorum. İlmek alıyorum. Tek trabzan şekline dönüştürüyorum. Sıra sonunda 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar bakın trabzanları yaptım. 3 zincir yapıyorum. Tekrar örgüyü çeviriyorum. Bu iki trabzanı kesme yapacağız yine. Oraya kadar nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın oraya geldim. İki trabzana tığ takıyorum. Tek trabzan yapıyorum. Üç zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzanları yaparak bakın sıranın sonuna geldim. Üç zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Burada yine bakın bu ikisini kesme yapacağız.
iki trabzana tığ takıyorum. Tek trabzan yaptım. Bu askıda da kesmeleri böylece bitirmiş olduk. Bakın. Burada 1, 2, 3, 4 düz görünümlü vardı. Burada da 1, 2, 3, 4 düz görünümlü oldu. Üst zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Askının örgüsü artık bakın bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu sayı ile askının örgüsüne devam edelim. Askıların örgüsünü yapacak olduğum elbisenin büyüklüğüne göre bakın ben tamamladım arkadaşlar. Buradan itibaren kaç sıra ördüğümü sayıyorum bakın. Askıları ayırdığımız yerden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 sıranın sonunda benim için gerekli yüksekliğini elde ettim. Santimetre olarak da size ölçüsünü vermek istiyorum. Askıyı ayırdığımız bakın buradan itibaren ölçüyorum. 20 santim askı uzunluğu var. Bu da benim yapacağım ölçüde bir elbise için yeterli. Siz bu askının uzunluğunu bebeğinizin boyuna göre ayarlarsanız çok daha iyi olacaktır. Bakın ön bölümü önceden bitirmiştik bu şekilde. Arka bölümün örgüsünü de böylece bitirmiş olduk. Şimdi bu her iki parçayı birleştireceğiz arkadaşlar. Birleştirme işlemini ben tığ işiyle yapıyorum. Siz isterseniz iğne yardımıyla da yapabilirsiniz. Nasıl kolay geliyorsa öyle birleştirme yapabilirsiniz. Bakın örgünün ters tarafından birleştiriyorum. Bakın düz tarafı burası. Örgünün ters tarafından bu ilk ilmeğe tığ takıyorum. Karşı parçadan da bakın. İlk ilmeğe tığ takıyorum. Buradan bir ilmek oluşturdum. İplerin ucunu da içeriden götürmek istiyorum. Örgümüz temiz görünsün. Bir zincir yapıyorum. Burayı sağlamlaştırdım. Sık iğne şeklinde birleştirme yapıyoruz. Bakın. Bir bu bölümden, bir karşı bölümden ilmek alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yine aynı şekilde bir buradan bir karşıdan ilmek alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın bir bu bölümden bir karşı bölümden ilmek alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken bakın bu trabzan sıralarının birbirine karşı denk gelmesi. Atlama yapmazsanız iyi olur. Bakın çiçek çiçeğin olduğu sırada olacak. Bu ilk sıra ilk sırada olacak. Bu şekilde sıra birbirini takip edecek arkadaşlar. Bunlara dikkat ederek buraya kadar birleştirme işlemini yapalım. Örgünün birleştirmesini sık iğne olarak bakın. Bu kol kesiminin burada bir ters bir düz örgü yaptığımız yere kadar yaptım. İpi burada kesiyorum. İki bölümü bakın böylece birleştirmiş olduk. Düz tarafın örgüsüne bakalım. Ben diğer tarafı da birleştirdim arkadaşlar. Siz de aynı şekilde diğer tarafı da bu yaptığımız taraf gibi birleştirelim. Bakın. Birleştirmede yaparken çizgiler birbirini takip ediyor. Bakın trabzan sırası ters görünen ters sırayı birbirini takip ediyor. Kaydırma yapmadım. Birbirini takip ederek bu şekilde birleştirmeyi yaptık. Şimdi bu bebeğin beline gelecek olan buraya bel bandı yapmak istiyorum. Bakın bu şekilde bir bant yapıp bebeğin kilosuna göre dar veya geniş kullanımlı yapmak için düğme yapacağız. Buraya düğmeye takmak için bant yapacağız arkadaşlar.
Buradan bakın. Bu bir ters bir düz örgü yaptığımızın 1, 2, 3. olan bakın. Bu düz görünümlü trabzanın olduğu boşluğa tığ takıyorum. Buradan bir defa düğüm atıyorum. Arka bölüm ama bakın. Arka bölümüm bir ters bir düz örgü yaptığımız yerdeyim. Arka bölüme yapıyoruz bunu. Buradan bir ilmek oluşturuyorum. İki zincir yapıyorum. Aynı boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bu iki zincir yaptığımızda bir trabzan olacak. Bu trabzan boşluğuna bakın. İkinci sıra olan trabzan boşluğuna iki trabzan yapıyorum. Bir, iki. Toplam 7 trabzan yapacağız. 3, bakın 3. olan trabzan boşluğuna geldim. 6, bir de şuraya bir trabzan yapıyorum. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 zincirde bir trabzan, 7 trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk gördüğüm trabzanı bakın boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir ters bir düz örgü yapıyoruz. Diğerini ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. En son boşluğa taktım, trabzan yaptım. Toplam 7 trabzan ile bu bel bandını yapacağız. Bunu kaç sıra yaptığıma bakıyorum hemen arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yaptım. Bunu da 7 sıra yapacağız. 7 sıraya tamamlayalım bunu. 7 trabzan ile başlamış olduğumuz bel bandının örgüsünü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ile bitirdim. İpi kestim arkadaşlar. İğne yardımıyla da içeride bakın ipin ucunu kaybettim. Şimdi düğmelerini dikeceğiz. Bakın ben bunu diktim. Buraya da aynı şekilde buraya bakın ön bölümün olduğu bir ters bir düz örgünün olduğu tam bunun orta noktasına gelen 1, 2, 3. sıraya düğmeyi diktim. Bu şekilde takıyoruz. Bunu bebeğinizin beline göre bakın bu trabzan aralıklarına daha küçükken biraz daha geriye takabilirsiniz. Bebeğiniz biraz kilo aldıkça uca doğru takabilirsiniz. Bebeğin kilosuna göre ayarlama yapabilirsiniz. Askının da düğmesini ben bakın bunu diktim. Diğer düğmeyi sizinle birlikte dikmek istedim. Bu düğmeyi yine bebeğinizin boyuna göre ayarlayabilirsiniz. İlk önce biraz daha yukarıdan başlayabilirsiniz. Bakın buralardan düğme dikebilirsiniz. Bebeğinizin boyu uzadıkça uca doğru alabilirsiniz. Bu düğme sabit değil arkadaşlar. Kesip tekrar dikebiliyorsunuz. Bu düğmeyi ben diğer düğme ile aynı ölçüde yapıyorum. 1, 2, 3. düğme bakın boşluğa düğmeyi bu şekilde yerleştiriyorum. Benim dikmiş olduğum düğmenin bakın böyle bir iğne yardımıyla dikecek bölümü var. Eğer siz üstten geçirmeli farklı bir düğme kullanıyorsanız o şekilde daha rahat dikebilirsiniz. Ters tarafını çeviriyorum. İğneye iplik taktım bakın arkadaşlar. İpliğin ucuna düğüm yaptım bir tane. Bu düğüm yaptığım yerde bulunan bakın bu iplik aralığına iğneyi takıyorum, çekiyorum. Burayı sabitledim. Bakın benim düğmede iğnenin geçeceği bir delik var. O delikten birkaç defa iğneyi takıyorum. İpliği sabitledim. Yine ters taraftan içeride ucunu kaybediyorum. Ve ipi burada kesiyorum. Bu askıya dikmiş olduğumuz düğmeleri de ön bölümü yaparken burada düğme deliği oluşturmuştuk. Bunlara takıyoruz. Dediğim gibi siz bu askıya dikecek olduğunuz düğmeyi bebeğinizin boyuna göre ayarlayarak dikerseniz çok daha iyi olacaktır.
Bakın. Elbisemiz artık hazır arkadaşlar. Bakın çok şirin, çok güzel oldu. Tomurcuk desenli elbisemizi böylece bitirmiş olduk. Minik kızlarımıza çok yakışacak bir elbise. Elbisenin size ölçülerini de vermek istiyorum. Bakın. Kol altından buradan genişliğini ölçüyorum. 23 santim. Etek ucundan genişliğini ölçüyorum. 29 santim. Bu kol lastiğini başladığımız, bakın buradan itibaren ölçüyorum. 19 santim. Robadan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum. Bakın buradan 29 santim. Roba genişliğini ölçüyorum arkadaşlar. Bakın buradan ölçtüğüm zaman 13 santim roba genişliği var. Tam boyunu da ölçelim. Bakın askılı olarak boyunu ölçüyorum. Askının ucuna tuttuğum zaman 36 santim uzunluk var. Bu da 3 aylık bir bebek için güzel bir ölçü oldu. Bir aydan itibaren de kullanılabilir arkadaşlar. Arka görüntüsü de bakın çok güzel, çok şık bir elbise oldu. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Yorumlara da yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Sizlerin desteğiyle örgü ailemiz daha da büyüyecek inşallah. Sizlerle yeniden yeni örgülerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.